Öncelikle sizi daha yakından tanımak adına biraz kendinizden bahsetmenizi ve şu anda hangi pozisyonda çalıştığınızı öğrenmek istiyoruz. Merhabalar tekrardan. Tabii ki. Ben Mustafa Erdoğan. Pamukkale Üniversitesi'nden İmalat Mühendisliğinden mezunum. Workcube'un tecrübeli iş ortaklarından Teknotürk'te çalışmaktayım. Şu an proje yönetim asistanlığı, dijital dönüşüm uzmanlığı, implementer ve yer yer destek hizmetlerinde görev alıyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Birçok alanda yer alıyorsunuz diyelim o zaman. Evet. Peki Workcube'le tanışmanız nasıl oldu? Daha önce hangi pozisyonlarda görev aldınız? Bu konudaki tecrübeleriniz neler? Biraz bunlar hakkında bahsedebilir miyiz? Workcube'le 2020 yılının Mart ayında tanıştım. Denizli'de bir plastik ambalaj üretimi yapan firmada proje lideri olarak görev yapmaktaydım. Danışmanlık aldığım yazılım firmasında ERP ile ilgili bazı şeyler öğrendim. Fakat bu bana yeterli gelmedi. Daha çok şey öğrenmek, daha profesyonel eğitimlerle kendimi geliştirmek istiyordum. Bu sebeple yazılımlarla ilgili, eğitimlerle ilgili araştırma içine girdim. Workcube ile Denizli'deki bir iş ortağının vesilesiyle tanıştım. Beni Workcube Akademi'deki eğitimlere yönlendirdi ve süreç bu şekilde başladı diyebilirim. Şimdi yaklaşık 2,5 yıldır Workcube ekosisteminde yer alıyorsunuz. Bu deneyiminize de dayanarak Workcube çalışma ortamı ve kültürü hakkında neler söyleyebilirsiniz? Workcube'de işleyiş yatay bir şekilde ilerliyor. Topluluk mantığıyla ilerleyen bir firma olmasından dolayı Workcube hemen hemen herkes birbiriyle bilgi alışverişi içerisinde bulunabiliyor. Yani şu şekilde Workcube içerisinde forumlar mevcut, dijital arşiv mevcut. Ve bu alanlarla birlikte kişiler sormak istedikleri, merak ettikleri alanları bu ekosistemde, Workcube ekosisteminde paylaşarak daha güncel, daha iyi verilere, daha iyi çözümlere ulaşabiliyorlar. Forumlar ile çözüm üretilebiliyor, bilgi alışverişinde bulunabiliyor. Böylelikle çözümlere daha kolay bir şekilde erişilip süreçler daha hızlı ilerleyebilir diyebilirim. Ben şu an Denizli'de yaşıyorum. Denizli'den İstanbul'daki ve başka birçok şehirdeki projelerde ilgili çalışabiliyorum. Onları yönetebiliyorum diyebilirim. Ben şu anda çoğunlukla evden çalışıyorum. Bazı zamanlarda danışmanlık için, projeler için müşterilerimizi ziyarette bulunuyoruz. Ama bu çok sıklıkla olmuyor. Projeden projeye zamanlara göre değişebiliyor. Kapsama göre değişebiliyor. Aynı zamanda şunu ilave edeyim. Workcube bulut tabanlı bir ERP yazılımı. Aslında iş yazılımı diyebilirim. Bulut tabanlı bir altyapısı var. Böylelikle bulut tabanlı olduğundan dolayı bir internet erişiminiz olduğu her yerden bir sadece tarayıcı ile sisteme erişebilir, takip edebilirsiniz işleyişi. Bu şekilde anlatabilirim. Bilgisayarımızı alıp her yere gidebiliyoruz yani böyle bir rahatlık durumumuz da söz konusu. Evet, kesinlikle. Peki bu deneyimlerinize katıldığınız projelerde edindiğiniz bilgilere istinaden yine karşılaştığınız zorluklarla nasıl baş edebildiniz ve bu süreçte sizin için en diyebileceğiniz başarı neydi? Yani en başarı diye bir lokal bir şey söylemem zor ama şunu ifade edebilirim. Siz de söylediniz. 2,5 yıldır bu dijital dönüşüm alanında çalışıyorum. İlk olarak farklı bir firmada proje lideri olarak çalışmaktaydım. Şimdi Workcube'de projelerde yer alıyorum. Sıfırdan başlayıp dijital dönüşümde bu noktaya kadar gelmem ve projelerde yer almam benim için en büyük başarı diyebilirim. Şu anda 2 aktif projede çalışıyorum. Birçok alanından uçtan uca bir şekilde implementasyon, dijital dönüşüm uzmanlığı, yani destek kısımlarında yer alıyorum. Bu benim için en büyük başarıdır. Karşılaştığım zorluklar da daha çok şu şekilde, sorunlara değil çözümlere odaklanarak, planlı ve disiplinli ilerleyerek ve aynı zamanda iyi mentorlarınız varsa, profesyonellerle çalışıyorsanız sorunların üstesinden bir şekilde geliyorsunuz diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Oldukça tatmin edici bir yanıttı bence. Workcube'de ilk başladığınız zaman tahmin ediyorum bir sertifika alarak aslında bir istihdam süreciniz başladı. Bu süreçte edindiğiniz sertifikalar nelerdi? Onları bir başlıklar halinde alabilir miyim? Tabii şu şekilde ifade edeyim. Workcube Akademi'de birçok eğitim var. Bu eğitimlerden kendinize uygun olanı, ilerlemek istediğiniz uzmanınıza göre, istediğiniz alana göre eğitimler alabilirsiniz. Bunların içerisinde dijital dönüşüm uzmanlığı, implementer eğitimi, Workcube proje yönetimi,
Aynı zamanda Workup sistem admin eğitimleri vardı. Bunları ben eğitimlerini aldım ve sertifikalandırıldım. Bunun dışında kod üretimi, ileri düzey eğitimler, satış eğitimleri gibi birçok alanda eğitimlerde mevcut. Şu anda bana 4 eğitim yetti. Bu alanlardan uzman aşkı inşallah diğerlerinde de zaman zaman yer alacağım. Peki sertifikadan sonra Workup size kariyer hedefinize ulaşma noktasında nasıl destek verdi? Workup çok destek oldu diyebilirim size. Akademinin bende çok katkısı var eğitim süreçlerinde. Siz sadece istediğiniz şeyi söylüyorsunuz. Devamında Workup Akademi size olan materyali, eğitimleri, dokümanları ve sizin istediğinize, ihtiyacınıza yönelik her şeyi sağlıyor diyebilirim size. Kariyer olarak da baktığımız zaman sertifikalandırma süreçlerini tamamladıktan sonra Workup Genel Merkezi'nden teklifler aldım. Bu teklifler sonrasında tecrübeli iş ortaklarından olan Teknotürk'te projelere dahil olmaya başladım diyebilirim. Şimdi yani şöyle ilerledi. Seçenekler size sunuldu. Siz arasından iş tercihi yaptınız. Öyle midir? Evet, öyledir. Yani birçok seçenek vardı. Tabii ben bunları değerlendirirken birçok şeye, aslında benim önceliğim daha iyi gelişmek, daha iyi kendimi geliştirmek. O süreçte de Teknotürk'ün böyle bir istihdam isteği varmış. Benle de görüşmek istediler. Sonrasında birlikte projeye başladık. Peki bu süreçte Workup sizin kariyeriniz ve kişisel gelişiminiz için ne gibi katkılar sağladı? Workup projelerinde proje yönetimi, dijital dönüşüm uzmanlığı, implementer ve destek çalışmalarında çok gelişiminize katkı sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda kurumsal iletişiminizi de geliştirebiliyorsunuz. İş network'ünüzü genişletip hem müşterilerde hem Workup ekosisteminde değerli bağlantılar kurabiliyorsunuz. Aynı zamanda Workup sektör bağımsız bir yazılım. Sektör bağımsız olduğu için her sektörde çalışabiliyor, ilerleyebiliyor. Özel bir sektöre bağlı değil. Aynı zamanda sektör özel çözümleri de var. Kendi içerisinde çok özel dikey çözümler de mevcut. Bu alanlarda sektörün içerisinde o uzmanlıklarına faydalanıp o alanlarda ilerleyebiliyorsunuz. Bu sayede aslına bakarsanız birçok sektörün işleyişini de hakim bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Aynı zamanda şunu da ilave edebilirim. İmalat mühendisliği tabanlı olduğum için üretim sektörlerinde, hizmet sektörlerinde çok daha iyi bir şekilde implemente yapabiliyorum, yorumlayabiliyorum. Bu alanlarda lisansım ve öncesinde ortak kullanmaya çalıştığım için, üretim sektöründe olduğum için kolaylıkla ilerleyebiliyorum diyebilirim. Süreçleri anlamakta zorlanmıyorum. Daha iyi, kolay bir şekilde süreçleri yorumlayıp workflow'lar, iş akışları çizebiliyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum. Sizler gibi genç yeteneklere ayrıca kariyer hedefinde değişiklik isteyen, yazılım sektörüne yönelmek isteyen kişilere tavsiyeleriniz neler olur? Mevcut beceri ve yeteneklerini nasıl geliştirebilirler? Bu konuda tavsiyelerinizi dinlemek isterim son olarak. Tabii, teşekkür ederim bu soru için. Hangi meslekten, hangi sektörden olurlarsa olsunlar, Workup dijital dönüşüm ekosisteminde yer alabilirler. Workup kendi içinde sadece bir ERP yazılımı değil, uçtan uca bir dijital dönüşüm yazılımıdır. Bu sebeple kişiler ben şu mesleği yapıyorum, şu uzmanlığı yapıyorum. Acaba bu yazılımda, iş yazılımında, ekosistemde ben de yer alabilir miyim diye düşünmesinler. Başvursunlar, eğitimlere katılsınlar, mutlaka kendileriyle ilgili bir alan bulabileceklerine inanıyorum ben. Böyle alanlarda mevcut ve baktığım zaman çevreme birçok farklı sektörden farklı uzmanlıklar olan arkadaşları ekosistemde görebiliyorum. Dediğim gibi akademide bu konuda çok destekliyor kişileri. İstediği, ihtiyacı olan her şeyi sağlıyor diyebilirim. Uzmanlık seviyesinde sadece eğitimleri verdikten sonra geri çekilmiyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi istihdam konusunda çok destekliyor. Siz eğitimleri tamamlıyorsunuz. Arkasından ihtiyacı olan gerek işte bizim iş ortaklarımızdan olabilir, gerek müşterilerimizin içerisindeki ihtiyaçlardan olabilir veya çevresinden ihtiyaçlarda size bu istihdamları sağlıyor ve bu konuda destekliyor. Ben de bu noktada kısaca bir eğitim süreçlerine de değinmek istiyorum. Akıllardaki soruyu da silmek adına. Bizim iş arayışı olan, öğrenci olan herkese hem eğitimlerimiz
Hem de sertifikalarımız ücretsiz. Bizlerle CV'lerini paylaştıkları takdirde eğitimlerimize dahil olabilirler. Bu eğitim içerikleri tamamen videolar halinde, canlı eğitimler değiller. Diledikleri zaman ulaşıp zaman sınırlaması olmaksızın erişebilecekleri bir ortam. Akabinde süreç nasıl ilerliyor? Bizlere bıraktığınız CV, WorkCube Merkez iş ortakları ve müşterileriyle paylaşılıyor. En uygun noktaya işe yerleştirmenizi de yapmış oluyoruz bu süreçte. Mustafa Bey, teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler gerçekten çok kıymetliydi bizler için. Sizi tanıdığımıza mutluyuz.